Lezzetli Tencere kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Sizlere bugün ağlayan pasta lezzetinde ama daha kolay bir tarifim var. Bunun için bir yumurtayı güzelce çırpıyorum ve 3 yemek kaşığı toz şekeri ilave ediyorum. Şekerler eriyinceye de güzelce çırpıyorum. Kesinlikle yumurta kokusu kalmayacaktır. Zaten vanilya da kullanacağız. Günün rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Bolca çırptıktan sonra 3 klasik su bardağı sütü de ilave ediyorum. 3 yemek kaşığı da unu ekliyorum. Topaklanma kalmayıncaya kadar güzelce karıştırıyorum ocağa almadan. Canınız pasta istediğinde kolay da kolayca yapabileceğiniz bir tarif gerçekten denemenizi tavsiye ederim kaşık kaşık yedirten bir tarif. Bir pakette de vanilyayı ekliyorum ve kıvam alıncaya kadar orta ateşte karıştıra karıştıra kaynamasını bekliyorum. Bir kere fokurladıktan sonra hazır. İlk sıcağı geçmesi için şöyle birkaç defa karıştırıyorum ve bırakıyorum. Bir paket kakaolu petibörüm var. Onu bu şekilde dört parçaya bölüyorum. Dilerseniz elinizde iri iri opalayarak da kullanabilirsiniz. bisküvileri sıcak muhallebinin içine alıyorum ve karıştırıyorum. Küçük boy borcamı ıslattım ve bisküvili muhallebiyi aktarıyorum. Şimdi geçelim çikolata sosuna. Arkasındaki talimata göre sosu da hazırlıyorum. Kaynayıp kıvam alıncaya dek karıştırıyorum. Dibini tutmaması için bolca dipten doğru karıştıra karıştıra kıvam almasını bekledim ve sıcak sıcak bisküvili muhallebinin üzerine aktarıyorum. Soğuduktan sonra servise hazır. Deneyeceklere afiyet olsun. Gerçekten kaşık kaşık çok güzel bir pasta oldu. Hem pratik hem kolay. Kanalıma abone olarak bildirim zilini açarsanız yeni tariflerimden de haberdar olabilirsiniz. Hoşçakalın, sağlıkla kalın. Yeni tariflerimde görüşmek üzere.